birbiriyle bağlantılı olduğuna inandığım iki tane soru gelmiş. Onları kombinleyerek girişmek istiyorum. Neden .NET? Ben de küçükken Microsoft teknolojileriyle yani Visual Basic ile başlamıştım. Python'da yaptığım milyon tane command line uygulamasından sonra görselliği açılan program yapmak heyecanlıydı ama bıraktım. Seni .NET'e tutan şey nedir diye bir soru sormuş arkadaş. Bir diğer arkadaş demiş ki neden Microsoft tercihi daha 3-4 yıl öncesine kadar açık kaynağı düşman olan bir yapıdan bahsediyorum. Şu an politikaları Visual Studio Code, .NET Core, GitHub'a atmaları versus dostluk eli olarak görülebilir ama siz sanırım çok çok uzun zamandır Microsoft'tasınız. Mesela neden Linux, Java değil de Microsoft ve C Sharp? Çok güzel sormuş soruyu ya. Bak, övmek gibi olmasın ama yani bu soruları bu akışkanlıkta bu kalitede soramayan muhabirler var, gazeteciler var ülkede böyle. Yani hayret ediyorum. Ben genç nesilden çok umutluyum. Artık ben genç nesil sayılmıyor olabilirim. 31 yaşındayım ama hoşuma gidiyor böyle şeyler görmek. Yani hem eleştiriyor bir yandan, aslında ufak bir eleştiri var burada, seziyorum en azından. Bir yandan da hani ikna olmaya belli ki açık arkadaş, hani sen niye böyle bir tercih yaptın, bilmediğimiz ne var falan gibi. Ben de dürüst cevap vereceğim. Neden .NET ve neden Microsoft? Şimdi .NET çünkü ben üniversitenin ikinci sınıfında Microsoft Türkiye ile tanıştım. Microsoft Türkiye'de Microsoft Sun Partner diye bir program vardı. İşte Microsoft böyle ülkenin her yerinden, üniversitelerden birer tane, ikişer tane, üçer tane becerikli öğrenci seçiyor. Becerikli öğrenci de genellikle bilgisayar mühendisi öğrenciler oluyor bunlar. Hani yazılımdan anlayan, bilgisayardan anlayan. İşte bunları toplayıp eğitimler veriyor. İşte bunları uygulama geliştirtiyor, etkinlik yaptırtıyor, etkinlik organize ettirip etkinlik verdirtiyor. Yani bir yerde bir yandan atıyorum. Bu insanlara diyor ki, çocuklara diyor ki işte gidin diyor, işte böyle uzmanlarımız var bizim, bunları okullarınıza davet edebilirsiniz diyor. Bir yandan diyor ki git sen kendi okulunda eğitim ver diyor mesela. Böyle hem kişisel gelişimine katkıda bulunduğun, hem insanların gelişimine katkıda bulunduğun, hem Microsoft'un teknolojilerine ve adını okulların seviyesinde yaydığın bir program, gönüllü bir program, para falan vermiyorlar. O zamanlar vardı böyle bir şey. Şu an Microsoft Partner programı kalkmış olabilir, bilmiyorum. Çok güzel, hayatımı değiştiren bir programdı. Bu arada kendisi orada çok güzel insanlarla tanıştım falan filan diyerekten devam ediyorum. .NET, Microsoft çünkü ben o tarafla tanıştım zamanında. Zaten bu programın amacı da oydu. Bu tarz öğrencileri, gençleri, yazılımcıları, programcıları, işletmecileri falanları filanları Microsoft'a tanıştırıp kariyerlerinin kalanında hani böyle bir güruh yaratmak. Türkiye'de böyle bir hani teknoloji dönüşümü yaratmak diyeyim. Hani bu vizyonla yapmamış olabilirler bu arkadaşlar, programın başındaki insanlar belki, ama günün sonunda böyle bir reaksiyon oldu. Şu anda oradan çıkan insanların %60'ı, %70'i Microsoft'la bağlantılı teknolojiler üzerine çalışıyorlar. Dolayısıyla bence bir etkisi oldu. Şimdi Microsoft'la berabersin. Microsoft Türkiye'de bir sene Microsoft Sun Partner'dım. 2 senede Microsoft Sun Partner Lead'im. Yani hani 4 tane 5 tane lead vardı. Hani bu öğrencilerin ekip lideri gibi bir şeysin. Hani böyle kendi çapımızda işte çalıp oynuyorduk, uygulama yapıyoruz, etkinlik düzenliyoruz falan böyle. Ondan sonra 1-1,5 sene. Vallahi unuttum, kafam gidiyor bazen benim ya. Her videoda farklı söylüyorum bu zamanları. 1-1,5 sene falan bir uzun dönem staj yaptım Microsoft. Türkiye'nin bünyesinde olan Microsoft MEA bölgesinde. Bu da işte Middle East and Africa diye böyle bir komple bölgeye çalıştığım bir ekibin içinde stajyerdim uzun dönem. Şimdi o ara Windows Phone çıktı, Azure bayağı tuttu falan derken bu teknolojilerin altyapısı hep C Sharp genellikle. Tabii ki Visual Basic var. Bir ara JavaScript ile Microsoft hani .NET platformuna uygulama geliştirme falan geldi ama C Sharp sonuçta hani amiral gemisiydi, amiral diliydi bu platformun, bu altyapının, framework'ü. Ben oradan devam ettim. O ara Windows Phone Developer'dım. Tövbeler tövbesi. Aklıma geldikçe hala özlerim. Güzel telefonlardı bu arada. Hakikaten de seviyordum. Neyse. Ben bu teknolojiyi öğrendim. Bunun üzerine program geliştirdim. Mezun oldum. Haliyle en iyi bildiğim teknoloji üzerinden iş aramaya başladım. Orada iş buldum. İlk Windows Phone Developer olarak Çek Cumhuriyeti'nde işe başladım. Sonra orada kovuldum, oldum böyle.
sabahlara kadar gezip tozmaktan. Sonra işte Green Card çıktı, Amerika'ya geldim. Burada en iyi bildiğim şey dediler ki sen ne biliyorsun çocuğum? Ben Windows 10 biliyorum, C Sharp biliyorum. Windows 10'u boş ver de C Sharp iyidir dediler. Aldılar işi falan filan derken hep C Sharp, C Sharp. Günün sonunda şu anda .NET developer değilim. Full stack developer'ım, her şeyi yapıyorum. Ne iş olursa yaparım abi falan gibi. Ama bana desen ki Onur bundan sonra hayatın boyunca hobi olarak yapacaksın bu işi, sadece bundan sonra artık para kazanmayacaksın bu işte, hangi dilleri ve teknolojileri seçersin desen, C# seçerim. Yanına bir de JavaScript alırım. Üçüncü bir seçme şansı veriyorlarsa biraz da Python sıkıştırırım araya. Bu üçünü alır, ben hobilerime devam ederim. C#'ın, bu arada C# dediğim zaman .NET Framework ailesinden bahsediyorum. Şimdi .NET Framework dediğimiz arkadaş, C# kod yazabildiğimiz bir devasa bir platform. Hani web uygulaması, backend, mobil uygulama, oyun, yani her şeyi yapabiliyorsun. Unity'ye kod yaz, Unity'de oyun yapıyorsun, C# kod yazabiliyorsun kodu. Mobil uygulama yapmak istiyorsun, Xamarin var, C#'la Android'e, iOS'a mobil uygulama yapabiliyorsun, cross platformda yapabiliyorsun. Web site yapacağım diyorsun, her zaman zaten ASP.NET vardı. Şimdi bir de üzerine Blazor geldi. Blazor'da bu JavaScript'in muadili olan bir hani platform diyelim. Hani C# yazdığın kod JavaScript gibi böyle tarayıcıda çalışıyor. WebAssembly aracılığıyla çok efficient çalışıyor. Yani JavaScript bir render'dan, bir motordan geçiyor tarayıcıda. Ama Blazor direkt WebAssembly ile çalıştığı için direkt CPU tarafında çalışıyor. Yani direkt işletim sistemi seviyesinde çalışabiliyor hızlı bir şekilde. İnanılmaz bir performans. Ona bakıyorsun, Azure dersin, orada C# var. Bu yani o kadar büyük bir yelpaze ki şu anda ben C# biliyorum ama şu teknolojiye, şu alanda, şu sektörde iş yapamıyorum deme şansın yok. Her şeyi yapabiliyorsun. Senin dediğine göre zamanında böyle miydi? Değildi. Biraz daha düşmandı. Yani düşman demiyorum ama rakip görüyordu Linux'u, şunu bunu, Java'yı. Şimdi artık bunları rakip olarak görmüyor. Tam tersine siz gelin babanızın kollarının altına, ben sizin hepinize bakarım tadında kendi bünyesine dahil etmeye çalışıyor bunları. Hani Linux'e düşman olup Windows kuracaksınız demek yerine, al kardeşim bu .NET Core'u, sen Linux'üne de programını yaz, macOS'una da programını yaz, Web'ine de yaz, Raspberry Pi'yle de yaz diyerekten veriyor sana böyle şu anda platformu. Dolayısıyla C# tarafında ben tercih yaparken çok mu bilinçli yaptım, geleceğini gördüm de bu dilinde mi yatırım yaptım? Yok, seviyordum, bildiğim oydu. İşlerimi oradan buldum, oradan devam ettim. Günün sonunda Satya Nadella gibi vizyoner bir CEO'nun Microsoft'un başına gelmesiyle, Steve Ballmer'dan sonra tövbeler tövbesi, şirket çehresinin yüzünü değişti. Yani Microsoft böyle hani Nokia ile beraber böyle sallanıp hani sıkıntıya girecek durumdayken Office 365, işte Azure, şu bu falan filan derken böyle bir anda yine ayağının üzerine kalktı. Dünyanın en değerli şirketlerinde aşağı düşmekte olduğu yerden böyle yine tepeye yapıştı. Dolayısıyla sebebi bu. Microsoft'un fanboyu değilim ama hani desen ki hani gönül bağlı olan bir şirket var mı bu en büyük 10 şirket arasından? Microsoft'la vardır yani gönül bağım biraz. Hayatımı değiştiren insanların çoğuyla Microsoft Türkiye'deyken tanıştım. Saygı duyduğum içe çalışma arkadaşlarımın birçoğuyla Türkiye'deyken orada tanıştım falan filan derken gönül bağım var. Dolayısıyla benim Microsoft ve C# tercihim biraz buradan kaynaklı ve dediğim gibi de Visual Studio Code olsun, .NET Core olsun, GitHub hamleri, şunlar bunlar olsun. Microsoft artık hani platformunu insanlara böyle agresif dayatmaktansa o sana özgürlüğü veriyor. İstersen Linux'te yaz, istersen macOS'ta yazıp Linux'e deploy et, istersen Linux'e yazıp Windows sunucuda çalıştır, istersen konteynere koy öyle çalıştır. Yani sana bütün özgürlükleri veriyor. Ben de bu arada bu dili bildiğim için bunun ekmeğini birazcık yemiş oldum. Yani C# batsaydı ne olurdu? Java'ya dönerdim. Çok benzer. Syntax aynı sayılır zaten yani. Dönerdim ben. Sonra Java'da mı battı? Python'a dönerim. O da mı battı? Dönerim ben. Öğrenirim hepsini, dönerim. Dolayısıyla açık kaynağı sonuna kadar düşman değildi ama Microsoft Türkiye'de tanıdığım birkaç insan böyle hani şey yapardı, böyle sunum yapılacak atıyorum aşağıda, böyle insanı halka aç bir etkinlik var mesela. Hani
Google Chrome'u oradan başlat menüsünden çıkartıp Internet Explorer'ı falan koyuyorlardı sunumdan önce. Ya yapmayın böyle şeyler ya. Microsoft'un partner olmuşum. O zamanlar yeni Windows 8 çıkmış. E insanlar preview olduğu için bilgisayarını kurmakta çekiniyor. Neden? E çünkü şimdi kampa geleceğim. Microsoft'un partner kampına geleceğim orada. 3 gün, 4 gün kod yazılacak, bir şeyler öğrenilecek. Şimdi ben Windows 8'i kurup çökertirsem bilgisayarı korkusu vardı. Ben de o zaman girişkenliğimle Facebook grubu vardı o zaman. Dedim ki VirtualBox diye bir uygulama var dedim. Sanal makineyle Windows 8 kurabilirsiniz. Bana kızdılar, dediler ki rakip firmaların uygulamalarını önerme koş değil Microsoft çatısı altında. Ya abi salın insanları ya. Neyse sonra zaten kurduk biz. Ama yani ben hep bu kafadaydım. Hani böyle ben Microsoft'tayım, işte Google'a düşmanım falan. Beni hani sallıyorum. Microsoft'a CEO yapın bugün. Microsoft bunu duyduysa çok alınır gerçekten. Hani işte rakip teknolojiyi de kullanırım, rakip telefonu da kullanırım, rakip bulut servisini de kullanırım. Ben iyi neyse onu kullanırım abi. Benim hayat standardım budur. Gidip ben işte Captech'i çok seviyorum, o yüzden Captech'in yaptığı mouse'u kullanayım. Yok ya, yok öyle bir şey. Kullanmam. Güzelse kullanırım, değilse kullanmam. O fanboyluğum bitti yani artık. Benim buna cevabım sanırım bu kadar. Ben bu lafı uzatırım. Ama hani daha çok uzatmadan, sizi de sıkmadan ufak ufak bunu sonlandırabilirim diye düşünüyorum. Ama çok konuşasım da var. Çok sevdiğim konu, tamam mı şimdi yani hani. Bu arada ben de Visual Basic ile başladım programlamaya. Visual Basic'teki limite bak. Visual Basic'te program yapıyorum, oyun yapıyorum. Daha doğrusu oyunun adı da The Mafia. The İngilizce, Mafia Türkçe. M-A-F-Y-A. Ben bu kafaya iyi geldim bugünlere. Oyun yapıyorum. Şimdi bir form ekranına 255'ten fazla obje koyamıyormuşuz. E ben bunu oyunun ortasında öğrendim. Ben oyunu tek ekran yapmayı planlıyordum. Burnum kaşınıyor bari, özür dilerim. Tek ekran yapmayı planlıyordum. Bir baktım, tek ekrana 255'ten fazla obje koyamıyoruz. Ne oldu? Patladım. Sonra ne oldu? Visual Studio'yu indirdim. O zamanın WinForms, Windows Forms'una uygulamayı geçirdim. Oradan devam ettim. Yaptım yine oyunu yani. Durmadım. O yüzden Microsoft bence çok doğru yolda. Hani bana deseniz ki Onur şu an sana 100 bin dolar veriyoruz. Bunu şirketlere hisse olarak yatıracaksın. Nereye yatırırsınız? Nereye yatırırsın Onur Beyciğim derseniz hepsini Tesla'ya yatırırım. Yani Microsoft'a yatırmam. Bir anda hani gaza gelip Microsoft'a yatırırım falan diyecektim ama yok ya, Tesla'ya yatırırım. Niye bilmiyorum yani. Yatırırım. Öyle efendim yani. Ben her teknoloji, her şirketi kullanırım. Yani şirketi kullanmam da yani. Ürününü kullanırım. Bence böyle olmak lazım. Şu dakikadan sonra fanboy olacak halim yok. Diyerek kapatıyorum dedikten sonra 3 dakika geçti biliyorum ama artık susuyorum, bu soruda daha çok konuşmayacağım. Hani muhabbet edeseniz varsa Instagram'dan yazın. Sabaha kadar muhabbet ederiz. Sabaha kadar size Microsoft'a veririm ses kaydıyla. Ama public ortamdan övmeyin şimdi, sonra şımarmasın Microsoft falan. Öpüyorum efendim. Yine 10 saniye sonra bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.